Mutlu günler. Bugün 19 Ağustos Perşembe, günün ikinci yarısında paranın yönünde gündemden öne çıkan başlıkları anlatacağız. Önce özetlerle başlayacağız. Yurt içi ve yurt dışından sıcak başlıklara bakacağız. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı bugün. Gündemde ise Türkiye'de artan vaka sayıları, aşılama ve yüz yüze eğitim gibi önemli başlıklar var. Diğer başlıklara da bakacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası borç istatistiklerinin hesaplamasında yapılan değişikliğin ardından ilk revize verileri açıkladı bugün. Haziran ayında kısa vadeli dış borç stoku 121.7 milyar dolar olarak açıklanırken revize edilen Mayıs ayı verisi de 25.7 milyar dolar azalarak 119.2 milyar dolara geriledi. Revizyonla birlikte uluslararası yatırım pozisyonu net açığı 33.6 milyar dolar, firmaların net döviz pozisyon açığı ise 37 milyar azaldı. Bir sıcak haber Avrupa Birliği'nden. Avrupa Birliği aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 3 ülkenin koronavirüs aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi. Yani sertifika ile birlikte Avrupa Birliği'nde onaylı aşılardan BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek bir test ya da ilave kısıtlamalar uygulanmayacak. Dünyadan sıcak başlıklara da bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Afganistan kararı tepki toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda G7 ülkeleri gelecek hafta Afganistan'daki son gelişmeleri görüşmek için toplanacaklar. Onun da ayrıntılarını canlı bağlantılarla anlatacağız. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için büyüme tahmini aşağı yönlü revize edildi. Goldman Sachs, Amerika Birleşik Devletleri için %6.4 olan 2021 büyüme tahminini %6'ya indirdi. Önce Ankara'ya uzanacağız. Kabine ana gündem maddesi. Kabinede öne çıkan başlıklar ve verilecek mesajlar önemli. Hangi başlıklar görüşülüyor? Nasıl mesajlar çıkabilir? Apar Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu bekliyor bizi. Oradan son notları anlatacak Murat. Şüphesiz bugünkü toplantının ana gündemini pandemiyle mücadele oluşturacak. Bir süredir kabine toplantısı yapılamıyordu. Malum önce yangın felaketi ardından sel felaketi, bakanlar bölgede olduğu için son iki haftadır toplantı yapılamadı. Bugün bölgeden geldi bakanlar ve bugün çok geniş kapsamlı bir gündemle toplanılıyor. Ama bahsettiğimiz gibi öncelikli gündem pandemiyle mücadele. Çünkü vaka sayıları yüksek seyretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir miktar olsun bir azalış eğilimi gösterse de ardından tekrar rakamlar yükseldi. 20 binlerin üzerinde seyrediyor. İl bazında bu rakamların bazı illerde artış eğilimi düşük olsa da bazı illerde oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu konu elbette detaylı bir şekilde bugünkü toplantıda masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin açıklama, bir sunumunu gerçekleştirecek. Elbette aşılama da önemli başlıklardan bir tanesi. Şu an itibariyle Türkiye genelinde 86 milyon üzerinde aşı yapıldı ve bu aşılar içerisinde birinci doz, ikinci doz, üçüncü doz verileri yakından takip ediliyor. Özellikle iki dozunu yaptırmış kişilerin sayısının giderek artması gerekiyor. Hatta iki dozu yaptırdıktan sonra üçüncü doz süresi gelenler de var. Bunların da halen aşılarını yaptırmayanlar bulunuyor. Bu aşı süreci nasıl ilerleyecek? Bunlar elbette konuşulacak. Aşı tedariğinde bir sıkıntı olmadığını görüyoruz ama aşılama konusunda istenilen seviyelere halen ulaşılamadığını da takip ediyoruz. Bu kapsamda bazı caydırıcı tedbirler konuşuluyor. Özellikle eğitim sürecinde bu caydırıcı tedbirleri görecek miyiz? Bu merak konusu. Bugünkü toplantıda bu da ele alınacak. Çünkü 6 Eylül'de malum yüz yüze eğitim başlayacak. Nasıl bir şartla başlayacak? Nasıl bir çerçeveyle başlayacak? Bu merak konusu. Özellikle velilere
aşı ya da PCR testi zorunluluğu getirilebileceği daha önce dile getirilmişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından. Buna ilişkin net bir mesaj bekleniyor bugün. Bu önemli olacaktır. Aşı konusunda, aşılama konusunda ilave bir tedbir olacak mı? Bunu yakından takip edeceğiz. Tabii bunun dışında gündemde çokça konu var. Selle ve yangınlarla mücadele ettiğimiz bir süreci geride bıraktık. Bu konular detaylı bir şekilde ele alınacak. Özellikle sel yaşanan bölgelerdeki imar konusunun ele alınmasını bekliyoruz. Çünkü dere yatağında bir şehir, Bozkurt özellikle. Mesela orada çok büyük hasarlar meydana gelmiş. Çokça can kaybı yaşanmıştı. Buna ilişkin detaylı bir sunum bekleniyor Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan. Yine yangınlarla ilgili Tarım Orman Bakanı'ndan yine detaylı bir sunum bekleniyor. Bu konular ele alınacak ve şüphesiz son günlerin en çok konuşulan konusu Afganistan konusu da yine tartışacak konulardan bir tanesi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Afganistan'daki gelişmeler ilişkin bilgilendirme yapmasını bekliyoruz. Türkiye özellikle bölgedeki Türk askerinin varlığı konusunda net bir tavır takınmış değil, pozisyon almış değil. Buna ilişkin net bir açıklama da bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Gözler toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı basın toplantısında olacak. Hem gündeme ilişkin değerlendirmelerini yapacak hem de alınmış bir karar varsa özellikle salgın süreciyle ilgili bunun da açıklamasını bekliyoruz. Murat Oğucu, teşekkürler. Kabine toplantısı bugün itibariyle başlıkları ve ayrıntıları dinledik. Ankara'dan son notları aldık. Şimdi piyasalar diyeceğiz. Küresel piyasalardaki son duruma bakacağız. Philip Capital'e uzanacağız. Philip Capital Yurt Dışı Piyasalar Satış ve Pazarlama Müdürü Burcu Kıratlı bugün bizlerle. Burcu Hanım, hoş geldiniz yayına. Merhaba Merve Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biraz küresel tarafta da bir yön arayışı var. Özellikle haftanın sonuna doğru gelirken nasıl bir hafta geçiriyoruz? Ana gündem maddeleri neler? Borsalarda son durum nedir? Hemen başlayalım Merve Hanım. Küresel piyasalarda aslında günün ana başlığı FED sallantısı. Asya'dan başlamak gerekirse FED tapering konusu ve Delta varyantı dışında bugün Toyota'nın Eylül ayında üretimi planlanan seviyelerin %46'ını indirmek zorunda kalacağını söyleyen rapor olumsuz havanın üzerine tuz biber ekti. Toyota virüsün yayılmasının son 2 ayda patladığı ve birçok fabrikayı üretime askıya almaya zorladığı Tayland'da da kapsamlı operasyonlara sahip ve Çin'de ise ülkenin en büyük yatırımcısı Huron devlet desteğiyle bir kurtarmayı kabul ederek iflası önlemeye çalışıyor. Uzak Doğu'nun tamamı ciddi eksilerde bugün. Avrupa'ya baktığımızda da yine tamamı %2'ye varan eksilerde seyrediyor. En önemli gündeme gelecek olursak, dünkü FED tutanakları tapering zamanı hakkında bir bilgi vermesi de bazı başka konular hakkında komite üyelerinin düşüncelerini görmemizi sağladı. İlk önemli çıkarımımız FED söylemlerinde her zaman yer bulan tahvil alımlarını azaltmaya başlamadan önce ekonomide önemli ilerlemeler kaydedilmesi ifadesindeki önemli ilerlemenin komite üyeleri tarafından bu sene içerisinde kaydedileceğini düşünülmesi oldu. Buna ek olarak tutanaklara göre komite üyelerinin çoğunluğu fiyat istikrar konusunda enflasyon hedefine ulaşırken maksimum istihdam hedefine henüz ulaşılmadığını düşünüyor. Buna rağmen çoğunluğun fikrine göre bu sene tapering için uygun olacak. Ayrıca tutanaklara göre de tartışılan konulardan bir tanesi de tapering'e başlanmasının faiz artırımı ile karıştırılmaması konusu. Bu tartışmanın aslında piyasaya verilen bir mesaj olduğunu da düşünmek lazım. Yani deniyor ki tahvil alımlarını azaltmak aslında sıkılaşmak demek değil. Yani tahvil azaltımı yapıyoruz diye faizin alıp başını gitmesini beklemeyin. Çünkü faiz artışı tapering'den çok sonra başlayabilir. Oysa Powell daha önce 2008'de derslerini aldıkları ve bir işi bitirmek için sonuna kadar güçlü bir şekilde gitmek gerektiğini söylemişti. Bütün bu söylemler bir yana tapering'den sonra faiz artırımı için yine verilere bağlı bir karar mekanizması çalışacak gibi gözüküyor. Örneğin Delta varyantı konusu tutanaklarda 6 kez geçmiş ve bazı üyeler fikirlerini Covid'in etkilerine göre değiştirebileceklerini söylemiş. Sonuçta bizim tutanaklardan edindiğimiz çıkarım, Jackson Hole toplantısı tahvil alımlarına son verileceği zamanı ve detayları açıklamak için uygun bir ortam olmayacak ve muhtemelen bu gelişme Eylül toplantısına kalacak. Çünkü FED piyasayı ve verileri biraz daha takip etmek isteyecek. Piyasaya dönersek, dün Amerika seansında tutanaklarla birlikte endekslerde ciddi satışlar gördük. Bugün de vadelilerde devam ediyor. Ancak bu sefer tapering konusunun ana gündem olması nedeniyle S&P'de satışların 4.345 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın altına kayıp kaymadığını izlememiz gerekiyor. Dünkü hızlı satışlarla VIX korku endeksi
%20'den fazla yükselerek 21.57'de kapanış yaptı. Şu anda da %10'a yakın bir artışla 23.80'lerde işlem görüyor. Tahvil piyasasına dün sonatlara önemli bir tepki olmadı. Hem 10 yıllıklar hem nominal faizler yatay kaldı diyebiliriz. Ancak bugün %3,5 aşağıda 1.23'ün altına düştü 10 yıllıklar. Bu da riskli varlıklardan biraz daha tahvile doğru bir kayış olabilir. 10 yıllıklar 1.22-50 seviyesinde destek bulabilir. Dolar endeksinde bir yükseliş var. Altın ve gümüş için bu çok olumlu sayılmıyor. Altın 1800-1815 arasındaki direncin hemen öncesinde baskı görerek geriliyor. İçinde bulunduğumuz sürecin altında yeni maliyetler oluşturmak için çok iyi yerler olduğunu düşünmüyoruz. Gümüş de altına göre daha zayıf bir görünüm seyrediyor. Hatırlanırsa geçtiğimiz hafta gümüşü hiç takip edememişti yükseliş ve altındaki hareketin de zayıf bir hareket olacağını belirtmiştik. Bu görüşümüzde de şu an için bir değişiklik yok. Pariteler tarafında ise dolar endeksinin tutanaklarla birlikte Kasım 2020'den bu yana görülmeyen seviyelere geldiğini görüyoruz. Eylül'deki FED toplantısına kadar dolar endeksinin 94.50-94.70 bandına kadar yükselebilir. Petroldeki zayıflık da devam ediyor. Genel beklentimiz ham petrol fiyatında 62-58 dolar arasındaki alım desteğine kadar gevşeyeceği yönünde. Önemli bir dinamik değişiklik olmadığı sürece bir iki günlük yükselişlerin satış fırsatı olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim bundan iki ay önce de petrol stokları yüksek gelse bile petrolü alan piyasa artık stoklar düşük gelse de satışla karşılık veriyor. Bu da Covid başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı piyasanın artık petrol tutmak istemediğini gösteriyor. Bugün veri takviminde haftalık işsizlik maaş başvuruları ve Philadelphia FED imalat endeksini takip edeceğiz. Piyasa üzerinde FED kadar önemli olmayacaktır ama yine de izlemeye değer. Benim aktaracaklarım bu kadardı. Teşekkür ederiz Sayın Burcu Kıratlı yayına katkı için, açıklamalar için. Sağ olun. Evet, Burcu Kıratlı'dan aldık son notları. Küresel piyasalara ilişkin gelişmeleri devam ediyoruz. Yurt içi ekonomi gündemini konuşacağız. Hem enflasyon tabii ki en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Hem de bundan sonraki süreçte büyümeye ilişkin revizyonlar var. Bugün TÜBİTAK öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez ilk bölümde bizlerle. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi enflasyonu da ayrıntılı konuşacağız ama ben büyüme rakamlarıyla başlamak istiyorum. Biraz aslında hem bu ikinci çeyrekte baz etkisiyle gelen güçlü büyüme, çift taneli büyüme beklentisi. Sonrasında biraz aslında Haziran'dan itibaren talebin canlanmasıyla gelen bu hareketlilik biraz daha yukarı yönlü revizyonlar getirdi sene başından bu yana baktığımızda. Nedir bu %7 ve üzeri büyüme beklentisine dair sizin tarafınızdaki duruş, bu büyümenin nereden geleceğini görüyorsunuz. Sanayi tabii ki çok önemli bir etken. Çok güçlü bir sanayi büyümesi geldi bu süreçte. Dolayısıyla bu sanayideki büyümeyle birlikte nedir beklentiniz yukarı yönlü revizyonlarda? Büyüme hakikaten çok iyi bir görüntü veriyor diyebiliriz. Biliyorsunuz büyümenin iki iç dinamiği var. Bir tanesi iç talep, diğeri dış talep. Yani net ihracat, yani hem içeriden katkı gelmesini bekliyoruz hem de net ihracat ile dışarıdan katkı gelmesini bekliyoruz. Şimdi iki tarafta da olumlu öncü sinyaller var. Sizin de vurguladığınız gibi sanayi üretiminde oldukça belirgin bir artış var. Yani biliyorsunuz %40'ın üzerinde bir artış oldu sanayi üretimde son veride. Bunun yanı sıra kapasite kullanım oranı %75'in üzerinde. Neden %75 diyorum? Çünkü %75 biraz üreticiler, firmalar açısından yatırım iştahını belirlemede kritik bir değer. Yani bu ampirik çalışmalara baktığımızda %75'in üzerine çıktığı dönemlerde kapasite kullanım oranları şirketlerin yatırım iştahlarının da doğru orantılı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Diğer öncü göstergelerden elektrik tüketimi, enerji tüketiminde yine belirgin artışlar var. Diğer taraftan dikkate aldığımız büyümenin öncü göstergelerinden güven endeksleri, yani reel kesim güven endeksi ve
Tabii ki iç talebi belirleyen tüketici güven endeksi. Bunlarda da malum 3 ay sonrası, 12 ay sonrası da ölçümleniyor TÜİK tarafından. Yani ekonomi aktörlerinin ileriye yönelik dayanıklı, dayanıksız tüketim malları, tüketim tercihleri ne durumda, konut alımları ya da otomobil alımları ne yönde gibi ölçümler yapılıyor biliyorsunuz. Tüketici güven endeksinin geriye doğru olduğu gibi, mevcut durum ölçüldüğü gibi aynı zamanda ileriye yönelik de beklentileri orada ortaya konmaya çalışılıyor. Reel kesimde de aynı şekilde ileriye yönelik siparişler, ciro beklentileri gibi sorunlarla onların da durumu araştırılıyor. Dolayısıyla bu güven endekslerinde de özellikle reel kesim güven endeksinde biliyorsunuz orada da 100 seviyesi bizim için eşik bir değerdir. Orada da işte perakende sektörü olmak üzere 100'ün üzerinde değerler çıkmıştı. PMI verisi yine aynı şekilde bu menajer yani müdürlerin siparişleri ile ölçümleniyor. Orada da 50'nin epey üzerinde seyrediyoruz. Dolayısıyla bu parçaları yan yana getirdiğimizde ikinci çeyrekte de çok büyük olasılıkla %20'nin üzerinde bir büyüme rakamı ortaya çıkacak gibi görünüyor. Tabii burada baz etkisini unutmamamız lazım. Malum 2020 verileriyle karşılaştırılacağı için ve 2020'nin ikinci çeyreğinde pandemi, yani daha doğrusu Mart ayında başladı ama asıl etkisini ikinci çeyrek itibariyle göstermişti. Dolayısıyla orada da tüm küresel ekonomilerde hem gelişmiş hem gelişmekte olan ekonomilerde hiç beklenmedik bir iktisadi faaliyet performansı ortaya çıkmıştı. Bu yüzden tabii bir nevi tırnak içinde bir düzeltmeler de olacak. Yani bir baz etkisi de devreye girmiş olacak. Yani sonuçta eğer 3. ve 4. çeyrekte de benzer bir performans yakalanır ise, yani %20'nin %20 ya da biraz üzerinde bir ikinci çeyrek sonrasında 3. ve 4. çeyrekte de benzer bir benzer olması biraz zor ama yine ılımlı diyebileceğimiz bir seyir trend devam ederse çok büyük olasılıkla tahminlerin üzerinde bir büyüme, ki bu işte %7'ler olabilir, 6,5-7 aralığı olabilir, üzerine bir büyüme yakalayabiliriz. Tabii burada ihracat katkısı gerçekten çok önemli. Evet. Çünkü iç talebin katkısıyla bir büyümenin biraz maliyeti de açıkçası olabiliyor. Yani malum iç borç artabiliyor, hane halkının kredi borçları artabiliyor, cari açık biraz olumsuz etkilenebiliyor. Ama buna ihracat da eşlik ederse, dış talep de eşlik ederse o zaman büyüme daha anlamlı ve ekonomiye daha fazla olumlu yansıyabiliyor. İhracat da gerçekten iyi gidiyor. Dolayısıyla 3. ve 4. çeyreklere de büyük olasılıkla bence önemli katkı yapacak büyüme rakamlarına dış talep. İhracat da büyümedi aslında. Şu 200 milyar doların aşılması önemli tabii bu dönemde. Şimdi 210 milyar dolara bir revize geldi sene sonu rakamlarına baktığımızda. Sanayide istihdam artışı önemli hocam. Belki burada tabii biraz istihdamı da büyümeyle birlikte konuşmak gerekiyor. Çünkü iyi gelen büyüme rakamları sonrası istihdama da bakılıyor. Ben burada biraz tabii turizmi de sormak istiyorum. Hem sanayiyi konuşalım ama turizm tarafında işte bu hafta cari işlemler dengesini aldık hafta başında. Mesela turizm tarafında bazı Avrupa ülkelerinin hala kapıları kapatmasına rağmen yine de geçen senenin üzerinde bir sezon beklentisi var. Bunun cari işlemler tarafına etkisini nasıl görüyorsunuz? Yine büyüme tarafına aynı şekilde. Kesinlikle olumlu yansıyacaktır. Ve tabii turizm bizim ekonomimizde çok önemli bir payı var. Ve gerçekten son yıl, pardon 2020 hariç bu pandemi nedeniyle çok iyi bir performans da yakalamıştık. Zaten gelen turist sayısı, turizm gelirleri itibariyle ilk 10'da olan bir ülkeyiz.
ve 35 milyar dolarlar yakalanmış idi. Maalesef bu pandemi araya girdi. Şimdi bu yıl iyi gidiyor, fena değil tabii. O daha pandemi öncesi performansını karşılaştırdığımızda biraz daha turizmin canlanması gerekiyor. Ama yine bu koşullarda önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki turizmin artması, turizm gelirlerinin artması cari işlemlere olumlu yansıyor. Biliyorsunuz burada bir mal ticareti, yani ihracat, ithalat, hizmet ticareti, hizmet derken tabii turizm de dahil, bankacılık, taşımacılık, inşaat, bunları kastediyoruz. Bir de transferler var. Buradan gelen ve giden dövizleri arındırdığımızda, giden döviz fazla olsa cari açık olarak tanımlıyoruz. Tabii burada turizm gelirleri bu açığın azalmasına katkı yapmış oluyor. Dolayısıyla cari işlemlerde de düzelme olduğunu görüyoruz ve eğer bu şekilde devam edersek, yani birincisi altın ithalatı azalıyor, geçen sene bir rekor olmuştu, altın ithalatının azalması, bunun yanı sıra biliyorsunuz dövize duyarlı bazı ürünlerde BDDK tarafından da önlemler geliyor. Mesela kredi taksit sayısının azaltılması gibi. Oradan biraz ithalat hafif baskılanıyor. Bunun yanı sıra ihracatta da bir artış olduğu için cari açık çok büyük olasılıkla 25 milyar dolarların biraz üzerinde yılı kapatacağız gibi görünüyor ki bu da hakikaten çok önemli. Özellikle öyle bir küresel konjonktür var ki, başlangıcı diyelim var ki, bu dönemde yabancı sermaye girişleri, akımları çok hayati önem taşıyacak. Bu dolayısıyla cari açığın finansmanı da biraz zorlanacak, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından. Malum Fed'in biraz bugün tutanaklar açıklandı, hafif bir şahin ton gözlemledik orada da. Bu da yabancı sermayenin yönünü ne yazık ki gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkeye doğru kaydırıyor. Bu bağlamda tabii port ve yabancı sermayesi ile cari açığın finansmanı da zorlaşıyor. Dolayısıyla böyle bir sürecin başlangıcında cari açığın makul seviyelere doğru gelmesi, ki burada milli gelire oranladığımızda %5 ve üzeri biraz tehlike sinyali oluyor. Ama altında kalacak gibi görünüyor. Umarım kalan aylarda deniz, kum, güneş turizm için kalan aylar diyorum. Ama onun dışında tabii ki sağlık, kültür, turizmi de 12 ay devam edebiliyor. Umarım yıl sonuna kadar turizmden gelir açısından özellikle katkının artmasını bekleyebiliriz. Hocam, enflasyona aslında biraz dikkat çekmek istiyorum. Biraz enflasyon konuşalım. Burada tabii hani uzun zamandır yükselen bir trend var ama sene sonu itibariyle, yani en azından son çeyrek itibariyle biraz daha fiyatların artış hızının yavaşlaması beklentisi var. Şimdi enflasyon faize baktığımızda kafa kafaya bir enflasyon faiz oranı görüyoruz. Bu son dönemdeki aslında biraz işte fiyat artışlarının engellenmesi, bir takım işte ÖTV matrağı gibi düzenlemelerin işte Ağustos, Eylül enflasyonunu biraz daha etkilemesi beklentisi var. Bir yandan Eylül itibariyle de aslında enflasyon tarafında artış beklentisi içinde olanlar var. Ben sizin beklentinizi sorayım. Yani son çeyrek itibariyle enflasyon tarafında bir geri dönüş beklentisi var mı? Merkez Bankası'nın burada faiz indirmek için bir manevra alanı olur mu? Yoksa biz bu oranla faiz tarafında da bu yılı bitirir miyiz? Şöyle, enflasyonda düşüş büyük olasılıkla olacak. Hı hı. Ve Merkez Bankası'na bir miktar faiz indirme açısından hareket alanı açılacak diye düşünüyorum. Ama bunun biraz böyle yılın son aylarına doğru olacağı görülüyor. Çünkü Merkez Bankası da zaten bunu vurguluyor.
özellikle tarım fiyatlarının, yani yurt dışı küresel tarım fiyatlarının oldukça yüksek olması, yani gıda fiyatlarının artı tedarik tarafında sorunların olması, yani arz tarafında da sorunların olması ve şu an içerideki bazı dinamikler, ki bizde de biliyorsunuz gıda biraz baskı yapıyor şu anda enflasyon üzerinde ve tabii bir gerçek daha var, o da maliyet enflasyonu ile talep enflasyonu arasındaki fark da açık, yani yurt içi üfe ile tüfe göstergeler arasındaki rakam da oldukça açık ve burada tabii ki üfeden, yurt içi üfeden tüfeye bir geçişkenlik de söz konusu, belli bir miktarda geçişkenlik oluyor. Yani tabii yurt içi üfe vergisiz olarak direkt üreticilerden elde edilen rakamlarla ortaya çıkıyor. Ama tüfede raf fiyatı, ki bu vergili bir fiyat. Dolayısıyla tamamının geçmesi mümkün değil. %30-35 gibi bir oran diğer tarafa geçmiş oluyor. Dolayısıyla son aylarda, yani çok büyük olasılıkla Kasım Aralık gibi bir enflasyonun hafif bir aşağı doğru hareket olabilir. Merkez Bankası'nın reel kesim ve finans kesimi temsilcilerinden yaptığı beklenti anketi var. Onun son değerinde sanıyorum 55 katılımcı vardı. 16.8 gibi bir rakam, pardon 16.30 gibi bir rakam ortaya çıkardılar. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın beklentisi de %70 olasılıkla orta nokta 14.1 idi. Büyük olasılıkla bu tutmayacak gibi görünüyor. Ama enflasyonda bu önümüzdeki 2 ay yine 19'lar sınırı olabilir. Bu otomotivdeki ÖTV indirimi biraz tabii tüfeğe olumlu yansıyabilir. Çünkü sepette otomobil de var. Ama onun dışında çok fazla bir inmesi için bir neden şu aşamada görülmüyor. Ve Merkez Bankası da tabii %19 şu anda politika faiz oranı, yani 7 gün vadeli repo faiz oranı uyguluyor. Benim düşüncem yine ki son verdiği, yani para politikası kurulu sonrası yayınlanan raporda da gözlemliyoruz. Enflasyon raporundan da bunun sinyalleri vardı. Peki. Çok büyük olasılıkla sıkı duruşunu koruyacak. Peki. Ama bir 100-150 bas puan indirim yakalayabilir yıl sonuna kadar. Hocam çok teşekkür ederim yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. TOBETÜ öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez'i ağırladık ve makro gelişmeleri konuştuk. Şimdi piyasa diyeceğiz. Borsa İstanbul'da bilanço dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Güçlü bilançolarla birlikte aslında ikinci yarı itibariyle Borsa İstanbul'da bu uzun sürede sıkışıp kalmış alanda yeniden bir hikaye yazılabilir mi? İki ayın zirvesinden bir geri çekilme var Borsa İstanbul tarafında da. Ayrıntıları konuşacağız bugün. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ikinci bölümde bizlerle. Soner Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle aslında bu günün ikinci yarısındaki bu satış baskılarını biraz sorayım. Bu bir kazançların getirdiği satış mıdır? Bir yandan da tabii çok güçlü bilançolar, beklenenin üzerinde de güçlü bilançolar geldiğini gördük. Bilançoların ne kadar etkisi var endeks tarafına? Eylül itibariyle bir canlanma beklentisi, yeniden yabancı geri dönüşü beklentisi var. Burada nedir önümüzdeki süreçte beklentiler? Şöyle, şimdi bugünkü satış aslında bir miktar bize özel teknik seviyelerin, önemli teknik seviyelerin test edilmesinin ardından gelen bir satış. Ama diğer bir önemli parametresi de global tarafta da bugün bir miktar risk off günündeyiz. FOMC tutanakları açıklandı biliyorsun. FOMC tutanaklarında Fed üyeleri bir miktar piyasa beklentisinden daha fazla şahin bir görüntü çizdi. Yani özellikle bu varlık alımlarının, piyasaya verilen desteğin, geri çekilme takviminin öne alınıp alınmayacağı, ne zaman başlayacağı konusu zaten küresel tarafta ana soru işareti. FOMC'de üyelerin bir miktar beklenenden şahin görülmesi
küresel piyasalarda bir miktar kar satışı getiriyor. Bizde satışların belki biraz derinleşmesinin sebebi o. Yoksa biraz daha yatay bir piyasa bekleyebilirdik bugün için. Bir diğer tarafta da yurt dışında yine bu delta varyantı etkisini görmeye başladık. Şimdi Temmuz ayında Amerika'da ortalama 250'lere kadar gelmişti günlük vefat sayıları. Şu anda 700'lere doğru yaklaşan bir tablo var. Dünya genelinde de bazı merkez bankalarının bu destekleri geri çekme takvimini ileri doğru ertelediğini görüyoruz bu delta varyantı etkisiyle. Yani bir miktar küresel piyasaların rekorlardan geri döndüğü, düzeltme içine girdiği bir gündeyiz. Bizdeki hikaye şu, bizde bayram sonrası 1340'tan başladı buradaki hareket ve 1468'e kadar geldi. 1465-1470 seviyesi bizim için önemli bir teknik direnç. Biz bu seviyeyi Mayıs'ta test ettik, geçemedik. Haziran'da test ettik, geçemedik. Ondan önce Ocak-Mart arasında piyasa 1500 üzerindeyken bu 1465-1470 bandı birkaç kere destek olarak çalıştı. O yüzden bu band önemli bir seviye, önemli bir eşik. Buranın geçilmesi için farklı bir hikaye oluşması gerektiğini düşünüyorum. Yani 1340'tan 1465-70 bandına piyasa bizi getirdi. Orada farklı sebepler vardı. Belki konuşuruz ama bundan sonrası için farklı bir hikaye gerekiyor seviyenin aşılması için. Bu süreçte 1340-1465 verdisi kabaca bunun etkilerine bakacak olursak, az önce sen de bahsettin, bilanço dönemini yavaş yavaş artık tamamlıyoruz bugün itibariyle. Hı hı. Bilançoların ben endekse pozitif katkı sağladığını düşünüyorum. Güçlü bilançolar geldi. Özellikle sanayi ve otomotiv tarafında güçlü bilançolar aldık. Güçlü öz sermaye karlılıkları aldık. Diğer taraftan bankalarımızda yaklaşık 2 aydır endeksin bankaların endeksinin özürleri pozitif ayrıştığını görüyoruz. Bankalarda bir miktar para girişi var ki banka bilançoları da aynı şekilde hem rasyolar noktasında hem de karlılıklar noktasında piyasayı tatmin edecek güçte geldi. Biz bu işte 1340-1465 hareketinde bankaların ve bilanço etkilerinin önemli pozitif katkılarını gördük. Diğer taraftan tabii Ağustos itibariyle hem o Temmuz ayındaki uzun Kurban Bayramı tatilinin tamamlanmış olması hem de bu işte Haziran-Temmuz döneminde hayatın normalleşmesi, ekonomilerin yeniden açılmasıyla birlikte artık bu rutinin gerçekleşmiş olmasıyla birlikte bayram sonrası piyasaya bir yerli yatırımcı ilgisi geldi. Platformda online olan yatırımcı sayılarının arttığını gördük. Bize gelen telefonların arttığını gördük. Bu haliyle piyasaya da yansıdı. Tabii yerli yatırımcı öncülüğünde gelen bu hareket bir miktar algoritmaları da tetikledi. Bu işlem hacimlerinde de yukarı yönlü bir harekete sebep oldu. Temmuz ayında günlük işlem hacmi BİST'te 15 milyarken ortalama, Ağustos ayında 21 milyar lira ortalamalarda işlem hacmine devam ediyoruz. Yani işlem hacminde bir giriş var. Yatırımcı ilgisi ve alakasında bir miktar artış var Borsa İstanbul tarafında. Yabancı girişi noktasında da pozitif bir etki görüyoruz. Yabancı girişi özellikle şimdi bu işte bugün gelen verilere baktığımızda bir miktar yataylaşma var ama mesela DIPS tarafında faize gelen paranın biz Mart ayında 1 milyar dolar bir çıkış olmuştu. O 1 milyar doları geri aldığımızı görüyoruz. Son 2 haftada 500 milyar doların üzerinde bir hareket, bir giriş var. Diğer taraftan hisse senedinde de aynı şekilde bir para girişi söz konusu. DIPS kadar olmasa da orada da bir miktar yabancı ilgi alakasını görüyoruz diyebilirim. İşte tüm bu beklentilerle 1465-70 bandına geldik. Bundan sonrası için farklı bir hikaye gerekiyor ama. Yani ben mevcutta temel unsurlarda bir değişiklik olmazsa şimdilik işte biz de 1438'deyiz. 1440-1460 bandında bir konsolidasyon bekliyorum. Yani 1440'ın altında bir kalıcılık beklemiyorum ama 1465-65'in de üzerine çıkmamız için farklı bir temel hikaye gerekiyor gibi görünüyor. Ona da şimdilik bakacağız. Büyük ihtimal özellikle siyasi ve jeopolitik ilişkiler noktasında yaklaşık birkaç aydır gündem sakin. Özellikle Amerika ile olan ilişkileri kastediyorum. O tarafta farklı gelişmeler söz konusu olabilirse ki benim beklentim bir miktar daha siyasi ve jeopolitik gündem noktasında bu gündemin piyasayı destekleyeceği önümüzdeki dönem için. Öyle bir şey olursa 1465 geçilir, 1500 hedeflemeye başlarız. Ama mevcut bilgilerimizle
Ben 1440-1460 bandında bir konsolidasyon, kısa vadede bu band aralığında bir fiyatlama beklediğimi söyleyebilirim. Soner Kur, teşekkür ederim. Şimdi sıcak bir açıklama var Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'dan gelen açıklama. Döviz riskinin yönetileceği yeni bir finansal ürün çalıştıklarını açıkladı Korkmaz Ergun. Bu aslında hani uzun zamandır da zikrediliyordu zaten. Özellikle bu dolarizasyonu daha fazla azaltmak, ağırlıklı hisse senedi piyasalarına talep yükselmişken bu dövizi özellikle hedge edebilecek fonların yeniden yapılması önemli. Burada özellikle yatırımcı geri dönüşünü nasıl görürsünüz? Yani hem bu dolarizasyonu düşürmesine nasıl bir katkı sağlar, hem de biraz da son dönemde finansal piyasalara, hisse senedi piyasasına daha fazla giriş varken nasıl bir etki eder? Çünkü aslında yatırımcının da burada asıl istediği döviz riskine karşı yatırımını korumak. Şöyle, yani son dönemde tabii piyasaya gelen ciddi bir yatırımcı kitlesi var. Yani 10 yıllar boyunca burada yatırımcı sayısı 1 milyonun altında kalmışken bu pandemi etkisiyle birlikte 2.6 milyona çıktı. Burada kabaca 2 milyon diyelim ciddi bir yatırımcı sayısı var. Burada tabii bu Türkiye ekonomisiyle alakalı tabii önemli bir veri, olumlu bir veri finansal okuryazarlığın geliştirilmesi noktasında. Özellikle kur riskinin yönetilmesi noktasında ciddi anlamda bence bir açık söz konusu piyasada. Çünkü burada kur riskini, bir riski yönetmek istediğiniz zaman bir sigorta primi ödemeniz gerekiyor. Genellikle biz aracı kurumlar tarafında kur riskiyle ilgili bilgi almak isteyen veya bunu yönetmek isteyen yatırımcılarımızı vadeli işlemli opsiyon piyasasına yönlendiriyoruz. Burada kur riskini hedge edebiliyor ama burada bir miktar bir sigorta primi söz konusu. Diğer taraftan bankalar bunları forward işlemler üzerinden, küçük işlemler üzerinden aynı şekilde gerçekleştirebiliyor. Yani kur riskini yönetmek isteyen özellikle şirketlerimiz açısından enstrümanlar var. Ama burada sigorta primi olarak nitelendirebileceğimiz işlem maliyetleri bir miktar burada yatırımcının, karşı tarafın ya da kurumlarımızın bu noktadaki iştahının azalmasına sebep oluyor. Bununla ilgili alternatif enstrümanların gelişmesi tabii önemli. Çünkü Türkiye'de kur riski üzerinde nasıl diyelim, son birkaç senedir bununla alakalı ciddi zarar yazmış olan şirketlerimiz bulunuyor. Burada kur riskini doğru yönetememiş şirketlerimiz var ki özellikle buradaki ana problem de şu, piyasa yatay giderken kurdan bahsediyorum, çok fazla bununla ilgili rahatsızlık olmuyor ama kur yükseldikten sonra zaten biz kur riskinin yönetilmesiyle alakalı daha çok telefon ve soru alıyoruz. O zaman da iş işten geçmiş oluyor. Yani bu dönemler hem kurun yatay seyrettiği dönemler hem de finansal okuryazarlığı görece yükseldiği dönemler bu anlamda ciddi fırsat olur diye düşünüyorum. Tabii ki çok olumlu buluyorum. Çünkü bizim birçok KOBİ'miz, birçok firmamız bir şekilde hayatın içinde döviz bulunuyor ve döviz riski barındırıyor ama bunun büyük ölçekte yönetilemediğini, yönetilmediğini hem işlem maliyetleri hem finansal okuryazarlık noktasındaki eksikliklerden dolayı biz biliyoruz. Alternatif enstrümanların çıkıyor olması Türkiye ekonomisinin bu anlamda bir riski bertaraf etmesi açısından tabii çok önemli ve çok faydalı olur. Soner Kur'u çok teşekkür ederim yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Soner Kur'u'yu ağırladık bu bölümde. Hem küresel piyasalara ilişkin şöyle bir kısa özet geçtik, hem de içeride bilanço dönemi sonrası Borsa İstanbul'u konuştuk. Devam ediyoruz. İki sıcak noktaya gideceğiz. Angela Merkel, Almanya Başbakanı unvanıyla yarın son kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret edecek. Pek çok önemli başlık var masada. Önce Moskova'ya gideceğiz, ardından da Londra'ya uzanacağız. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 liderlerine Afganistan konulu bir toplantı noktasında çağrı yapmıştı. Liderler bu çağrıya olumlu cevap verdiler ve haftaya bir zirve gerçekleşecek. İki farklı noktadan alacağız ayrıntıları. Önce Moskova'ya uzanacağız. Angela Merkel'in ve Putin'in gündemine bakacağız. Son buluşmada neler konuşulacak? Akşin. Evet, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan sıfatıyla yarın son kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret edecek. Merkel 2005 yılında göreve geldikten sonra geride kalan 16 yılda
16 kez Rusya'yı ziyaret ederken en son Ocak 2020'de Moskova'da Putin'le bir araya gelmişti. Putin ise bu sürede 4 kez Almanya'yı ziyaret etti. Yarın Kremlin'de yapılacak görüşmede ikili ilişkilerin ele alınacağı ve özellikle de Afganistan'daki son gelişmelerle Ukrayna, Belarus ve Suriye dahil olmak üzere uluslararası gündemde yer alan önemli konuların görüşüleceği açıklandı. Alman hükümet sözcüsü de Merkel'in Putin'le görüşme ve ortak basın toplantısının yanı sıra Moskova'daki meşhur asker anıtına çelenk koyma törenine katılacağını söyledi. Moskova ziyaretinin ardından Kiev'e hareket edecek olan Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Başbakan Denis Şmigal'la da bir araya gelecek. Merkel'in Moskova ziyareti öncesinde öne çıkan yorumlarda iki liderin birçok konudaki görüş ayrılıkları nedeniyle ziyarette gergin bir havanın hakim olacağından bahsediliyor. Nitekim Rusya, Afganistan'da idareyi ele geçiren Taliban'a olumlu sinyaller verdi ve Moskova'dan pazartesi günü yapılan açıklamada yeni yönetimin ülkeyi ne kadar sorumlu yöneteceklerine bağlı olarak Taliban'ı tanıma konusunda karar vereceği belirtildi. Kremlin son yıllarda Taliban temsilcilerle görüşmeler gerçekleştirmiş ve bazı temsilcileri geçen ay Moskova'da kabul etmişti. Taliban'ın geri dönüşümünü çok acı bir gelişme olarak tanımlayan Merkel ve Alman hükümeti ise radikal İslamcı oluşumu insan hakları ve özgürlükler konusunda eleştiriyor ve en azından şu an için tanımayacağız ve mali destek vermeyeceğiz düşüncesiyle hareket ediyor. Moskova'daki görüşmelerin diğer önemli bir konusu ise Rus muhalif lider Alexei Navalny olacak ki bu da iki ülke arasında gerilime sebep olmuştu. Görüşmelerde ayrıca Merkel ve Putin'in Kuzey Akım 2 proje doğalgaz projesi hattını da ele alacak. Bu konu ayrıca Ukrayna konusu görüşmelerin ana başlık maddelerinden birisi olacak. Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine gelince ise bu konuda yaşanan sorunların son dönemler aşılmış olması ve her iki tarafı sevindiren bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Rusya'nın enerjiyi silah olarak kullanacağı iddiasına ABD'nin uzun yıllardır itiraz ettiği hattı, boru hattı projesinde Washington ile Berlin arasında varılan anlaşma Moskova'da da memnuniyetle karşılanmıştı. Bu konunun Merkel'in Ukrayna ziyaretinde de ele alınacağını diyelim ve sözü başkent Moskova'dan İstanbul'a bırakalım. Teşekkürler Akşin. Moskova'dan Londra'ya uzanacağız. Malum Afganistan'da yaşananlar. Geçen hafta Boris Johnson'ın G7 liderler zirvesinde G7 ülkelerine liderlere çağrısı vardı. Bu çağrıya olumlu cevap geldi ve bir zirve gerçekleştirilecek. Londra'dan son notları alacağız. Alparslan Düven bekliyor bizi. Notlarıyla karşımızda Alparslan. Merve, tarihin 20 yıl aradan sonra yeniden tekerrür etmesiyle Taliban Afganistan'ın yönetimine el koydu. Başkent Kabil'de ilk basın toplantısını düzenleyen Taliban, İntikam aramadığını, düşman istemediğini ve kadınlara şeriat yasaları uyarınca belirli haklar tanınacağını açıklasa da dünya otoritelerinden tepkiler gelmeye ve ülkede Taliban karşıtı protestolar görülmeye başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan Merkez Bankası'na ait yaklaşık 9.5 milyar dolar varlığı dondurduğu ve bu haberlerin yanı sıra da birliklerini Afganistan'dan çekme kararıyla tepki toplayan ve dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşen ABD Başkanı Joe Biden'ın onay oranı en düşük düzeye geriledi. Diğer yandan Biden ve Boris Johnson görüşmesi sonrası haftaya G7 üyelerinin Afganistan gündemiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Kabil'de düzenlediği ilk basın toplantısında barış çağrıları verse de Afgan halkı Taliban'a karşı ayaklanmaya başlamışken Taliban sözcüsü de Zabihullah Mücahit dün yaptığı açıklamada af dileyen herkese af önerileceğini ve barışçıl bir yaşam istediklerini söylemiş, vatandaşların evlerine girilmeyeceğini ve intikam aranmayacağını ifade etmişti. Ancak buna rağmen Afgan halkı Taliban'a karşı tepkili. Ülkede hali hazırda Taliban karşıtı gösteriler başladı ve önemli haber ajanslarına konuşan iki görgü tanığı, Celalabad kentinde düzenlenen protestolarda Taliban militanlarının açtığı ateş sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, onun üzerinde kişinin de yaralandığını ifade etti. Diğer yandan yine Taliban'ın Kabil'e girişi sonrası akla gelen ilk sorulardan biri de Afganistan hükümeti varlıklarının kaderinin ne olup olmayacağıydı. Vekaleten Afganistan Merkez Bankası'nın başında bulunan Ajmal Ahmati dün yaptığı Twitter'dan yaptığı paylaşımda
bankanın varlıklarının 7 milyar dolarının nakit, altın, ABD tahvilleri ve diğer varlıklar olarak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nda tutulduğunu da söyledi. Toplamda 9.5 milyar dolar rezerv bulunduğunu belirten Ahmati, Afganistan'ın uluslararası rezervleri tehlikeye atılmadı. Herhangi bir rezerv hesabından para çalınmadı. ABD hazinesinin Taliban'ın bu tür fonlara erişimine izin vereceği bir senaryoya buna da bir hayal olarak düşünemiyorum daha ifadeleri var. Tabii Taliban'ın yanı sıra Biden'ın da eleştirilerin hedefi olduğunu hatırlatalım. Pazartesi günü gerçekleştirilen Reuters Lapsus anketine göre Biden'ın onay oranı %7 düşüşte %46'ya geriledi ve bu oran Biden Ocak ayında göreve geldiğinden beri en düşük düzey olarak belirtiliyor. Dün yine İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşen Biden, birliklerini Afganistan'dan çekmenin doğru olduğunu savunuyordu. Haftaya Afganistan gündemiyle toplanacak olan bu G7 toplantısında liderlerin küresel toplumun mültecilere ve diğer savunmasız Afganlara daha fazla insani yardım ve destek sağlayabileceğini ve bu yollarda dahil olmak üzere ileriye dönük Afganistan politikası konusunda müttefikler ve demokratik ortaklar arasında koordinasyonu ele alması bekleniyor. Tabii burada altını çizelim. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün İspanya Devlet Radyosu RN'ye yaptığı açıklamada Afgan gücünde Türkiye'nin kilit bir görev üstlendiğini söyledi ve son 3 aydır İran, Irak ve Doğu Akdeniz üzerinden Avrupa'ya bir Afgan göçü olduğunu belirten Borrell, insanlık krizini önlemek gerekiyor. Burada Türkiye çok önemli bir rol oynayacaktır diye ifade etti diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İstanbul'da devam ediyor. Ekiplerimiz sahada, muhabir arkadaşımız Rıfat Fırat konuğuyla bekliyor bizi notlarıyla karşımızda. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Faruk Akşit ile birlikteyiz. Hem savunma sanayinin ihracatını konuşacağız, hem fuarı konuşacağız. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle fuar nasıl geçiyor? Bunu soralım. Bizim kendi gözlemlerimize göre yoğunluk var. Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Bizi de şaşırtıcı derecede iyi geçiyor. Yani pandemi şartlarında çok sönük bir fuar da olabilirdi. Yani biz aslında fuara gelirken ne kadar bir katılım olacağı konusunda biraz endişelerimiz vardı açıkçası. Çünkü buradan ciddi paralar ödeyerek yer kiralıyorsunuz, stand yaptırıyorsunuz, motorları taşıtıyorsunuz falan. Ama gözlemimiz önceki fuarlardan daha da yoğun bir fuar süreci geçiriyoruz. Gerçekten hem katılımcı sayısı firmalar açısından hem de ziyaretçiler açısından çok ciddi bir ilgi var. Özellikle dün ve bugün yabancı delegasyon, üst seviye müşteriler diyelim, bizim aynı zamanda müşterimiz, hem yerli hem yabancı üst seviye ziyaretçilerimiz yoğun bir şekilde peş peşe geliyorlar. Yemek yiyecek vakit bulamadık diyelim, öyle söyleyeyim yani, bayağı yoğun geçiyor. Tabii bu arada yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler de yapılıyor. Siz de o anlaşmalardan bir tanesini bugün yaptınız. Evet. Denizlerle ilgili, evet. Denizlerde gücünü gösterecek deyi. Peki detayları neler efendim? Efendim şöyle vereyim, hiç kaçırmadınız. Biz de fuarı fırsat bilerek, tabii ön çalışmasını önceden yapmıştık. Dedi ki bunu fuarda anons edelim. General Electric'te ilk defa gemi motorlarının bakım, onarım ve tamirinin Türkiye'de yapılması konusunda tam yetenek. Daha önce ufak tefek yetenekler vardı. Hava ekmel bakımında da bazı yetenekler var. Ama baştan aşağı son civatasına kadar söküp, tamir edip, bakımını yapıp, tekrar motor haline getirip test edecek bir yetenek Türkiye'de yok idi. Genel elektrikle bugün yaptığımız anlaşma kapsamında TEİ olarak biz artık uçak motorlarının türevi olarak gemilerde kullanılan jet motorlarında, mil gemi motoru mesela LM2500 motoru bunun en güzel örneği. Bu motorların bakım, onarım ve tamir kabiliyetini Türkiye'de kazanmış olacağız. Şimdi tamir derken orada bir parantez açayım. Mesela Türk Hava Yolları'nın uçurduğu uçakların da bakım onarımını THY Teknik yapıyor biliyorsunuz. Ama bakım onarımını yapmak tamir kabiliyeti yetkisi almak manasına da gelmiyor. Genel olarak ne yapılıyor? Çoğu havayolu şirketinin bu yetenekleri var. Motoru söküyorlar parça parça, belli büyük modüllere ayırıyorlar. Boroskopla bakıyorlar işte. İnceliyorlar, değişmesi gereken parçaları sipariş ediyorlar, takıyorlar.
tamir edilebilecek parçaları genellikle tamir kabiliyet merkezleri teknoloji gerektirdiği için havayolu şirketlerinin çoğunda bulunmuyor. Bunlar dışarıdaki tamir merkezlerine gönderiyorlar. Orada tamir ediliyor, geri geliyor. Şimdi biz TEİ olarak bu Milgem motorunu örnek verelim. LM2500 jet motoru Milgem'i sürüyor. Bu motorları son civatasına kadar söküp takıp bakımını yapabiliyoruz. Ayrıca tamir gereken parçaların kaplamalarını kaldırıp üstünde işte aşınmış bölgeleri tamir edip özel yüzey işlemleri yapıp ısıt işlemleri yapıp kaplamalarını tekrar yıkıp tamir etme yeteneğini de kazanmış oluyoruz. Yani aslında teknolojik olarak bu yetenek bizde var. Genel Elektrik'ten bununla ilgili lisansı da almış oluyoruz. Evet. Peki efendim, sırada yeni anlaşmalar var mı? Yani bunu tabii ki şöyle baktığınız zaman bu anlaşma aslında havacılıkla uğraşan bir TEİ'nin artık deniz tarafına da açılmasını ifade ediyor ki büyük bir açılım. Yani artık biz deniz motorları sektörünün bakım onarımın işine de girmeye başladık. Zaten bu motorların ciddi bazı parçalarını biz burada üretiyorduk TEİ olarak ve dünya piyasalarına satıyorduk. Genel Elektriğe ağırlıklı olarak. Arkada ben bilmiyorum, görebilir misiniz? Ta arkada büyük bir parça var. O mesela Milgem gemi motorlarının önemli bir yanma odası parçası. Çok zor bir parça olduğu için imalat yeteneğimizi göstermek için getirdik buraya. Bunları artık zaten parça imal ediyorduk. Şimdi motoru komple bakım onarım yapacak yeteneği de kazandık. Bu bize önümüzdeki 20 yılda bir $300 milyon civarında bir ciro kazandıracağını TEİ olarak tahmin ediyoruz. Bu tabii ki sadece devletimizin kullandığı ve Milgemler, benzeri motorlar, hatta BOTAŞ'ın da motorları var. Doğalgaz hatlarında kompresör olarak kullanılan. TANAP'ın bazı motorları var. Onlar da geliyor. Bunları düşündüğünüzde ciddi bir bakım onarım kabiliyetini Türkiye'ye kazandırmış olduk. Yeni açılımlar derken tabii çeşitlendirme ile ilgili, portföyümüzü çeşitlendirme ile ilgili gayretlerimiz oldu. Endüstriyel elektrik üreten türbinlere de girmekle ilgili gayretimiz oldu ama şu anda fosil yakıtlarla elektrik üreten gaz türbinleri piyasası biraz durgun. Ama biz o yeteneği yavaş yavaş kazanıyoruz. Zaten altyapımızı tamamladık. İnşallah piyasa açılırsa oraya da girme gibi bir şansımız olur diye düşünüyoruz. Biraz da Milli Muharip Savaş Uçağı'nı sormak istiyorum. Merakla bekleniyor efendim. Özellikle motor konusunda ne gibi çalışmalar var? Dost ve müttefik ülkelerle bir ortak üretim konusunda görüşme var mı? Şimdi biz TEİ olarak bizim doğrudan bir Milli Muharip Uçağın motoruyla ilgili bir herhangi bir kontratımız veya sözleşmemiz yok. Görüşmelerimiz var ama sözleşmeye dönüşmüş bir şey yok. Tabii elimizde bir sözleşme olmadığı için bir herhangi bir ortak geliştirme konusu da bizim gündemimizde değil. Ama devletimiz değişik ülkelerle, değişik firmaların katkılarıyla yapılıp yapılamayacağı konusunu araştırıyor. Ama biz diyoruz ki TEİ olarak Türkiye'nin lider motor şirketi olarak bir şekilde bu motorun geliştirmesinde önemli bir rol oynayacağımızı umuyoruz. Bir de ihracatı sormak istiyorum efendim. Özellikle dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ifade etti. 3 milyar dolar barajı sizce aşılır mı efendim? Efendim aşılır. Bu pandemi olmasaydı biz tek başımıza bunun yaklaşık 500 milyonunu gerçekleştiriyor olacaktık. Yaklaşıyorduk oraya doğru. Pandemi tabii biraz bir sekte vurdu ama tek geçici o. Açıldığı zaman uçuşlar normale dönünce tekrar artacak. Gerçekten de Türk savunma sanayi son 20 yılda çok ciddi bir hamle yaptı. Yani verilen rakamlar 10 kat. Yani 250-300 milyon dolar ihracatlar 3 milyar dolarlara geldi. Bu hani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır derler ya. Klasik bir şey olmuş ama deyiş. Bu onun göstergesi aslında. İleriye doğru bu çok daha büyüme potansiyeli var. Yani sadece bizim motorlarımızdan örnek vereyim. Biz şu ana kadar hep parça ihraç ediyorduk. Parça modül ihraç ediyorduk. Bundan sonra bizim motorlarımız seri imalata girdiğinde mesela arkamda gördüğünüz PD-170'in birkaç tane ülkeyle ihracatını şu anda pazarlığını yapıyoruz. Yani bunlar kontrata bağlandığında artık motor ihracatları da gündeme gelecek ki buradaki ihracat rakamlarımız birdenbire sıçrama gösterecek. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olunuz. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Faruk Açık'la savunma sanayinin ihracatını ve fuarı konuştuk. Röportajlarımız devam edecek. Paranın yönünü burada noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.